Neredesin lan sen, geceden beri bekliyoruz burada? Abi nöbetçi baytar mıyız biz ya? Konuşma lan. Zaten canım burnumda. Ateş düşürecek ilaç lazım. Bu sefer kime? Sana ne oğlum? Sana ne lan kimeyse? Haydi. Abi kime sinirlendiysen ona çatsana ya. Niye sinirini benden çıkartıyorsun? Allah Allah. Ben sana halledirim. Eyvallah. Şefime de hürmetler abicim, eyvallah. Oğlum sessiz ol, kız uyuyor. Gel. Yuray'ım amca aradı. Ne diyor? Zümrüt'ten yana bir sıkıntı var mı diye. Meğersem dün Zümrüt'ün adamları buraya basmışlar. Ne? Ali'nin suratını onlar mı dağıtmış? Onu bırak. İbrahim amca dedi ki, sen bir de karşı tarafı gör dedi. Ali Ateş, çöpçü tayfa ile beraber Zümrüt'ün adamlarını dövmüş. Sonra bir de Zümrüt'ü hastaneye çağırtmış, tehdit etmiş. Ne tehdidi lan? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yaktık mı Zümrüt demiş. Ulan be, abime bak, kimin abisi, laflara bak. Yakar. Yıkaralım. Ailesi için dünyayı yakar. Ama bilmiyor ki ailesi de onu yakacak. Ne alakası var şimdi buna? Lan oğlum. Ben kimliğim olsaydı, Eyüboğlu'nun evine işe girseydim ne olacaktı? Hadi diyelim bebeği çöpe atan Nermin. Ben Nermin'in foyasını ortaya çıkarttım. Nermin ne diyecekti? Ha? Çatal alsın diye bebeği bıraktım o çöplüğe demeyecek miydi? Sonra Çatal'ı bulup Çatal'ı konuşturacaklardı. O ne diyecekti lan? O ne diyecekti? Aha bu köksüz tayfa bebeği kaçırdı. Aha bu Ali Ayşe'nin annesini öldürdü. Sonra ne olacaktı? Gülayşe her şeyi öğrenmeyecek miydi? Kızım bak, sadece Ali değil, biz de yanacağız ha. Gülayşe silecek hepimizi babasını söylemediğimiz için. Ama sen de buna razıydın. Sen de buna razıydın. Hı? Öksüzün hakkını yedirmeyelim diyordun. Şimdi ne değişti Mercan Hanım? Ali'yi görünce sevden mi kabardı? Sen dün Ali'yi düşünürken bu kız Çatal'ın eline düşebilirdi. Sen bunu düşündün mü hiç? He? Ya bu kız var ya, sokak çocuklarını koruyacağım diye bıçaklandı. Bu kız bıçaklandı ama hala akıllanmadı. Çünkü niye? Mangal gibi yüreği var kızın. Akıllanmaz çünkü. Akıllanmaz ama bak, çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünde Çatal'a yakalanır. Sen bunu düşündün mü? He? Sen bunu düşündün mü? Yoksa sadece Ali'yi mi düşünüyorsun? Düşündüm lan. Düşündüm. Gülayşe'yi mi yakayım? Ali'yi mi yakayım? Hangi ateşten gömleği giyeyim diye sabaha kadar düşündüm. Neyi seçtin? Gülayşe! Gülayşe! Ali! Şşş.
Kız daha yeni uyudu. Bırak uyusun. Uyansın. Hesap vakti. Uyandır hadi. Sen daha suratının hesabını vermedin. Ben suratımın hesabını gördüm de defterini dürdüm de. Uyandır şimdi Gülayşe'yi. Ali. Mercan. Çocuk çok ateşli. Sabaha bekle. Dellenirsin dedin. Tamam dedim. Bak sabah oldu. Haydi. Sıpkın. Sen Yakup'un kardeşinin ilacını içir. Hadi ablam, hadi. Ali. Sen de bir gelsene benimle konuşalım. Hadi. Ali, bak kıza öğlene kadar dokunma. Uyusun. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Mercan, kurban oldum. Bak bu kız gitmiş çatalın ininden çocuk kaldırmış, çocuk. Abisine çekmiş. Ne alaka? Senin beni kurtardığın zindandan kurtarmış Harun'u. Duvarda çentik izleri vardı dedi. Abla bir görsen. Bir çocuk çentik atmış. Görsen ağlardım dedi. Diyemedim. O çocuk bendim diyemedim Ali. Diyemedim ama gurur duydum onunla. O zindandan bir çocuk kurtardığı için gurur duydum. Sen de duyuyor. Sen ağladıkça dünyayı ateşe veresim geliyor. Ağlama. Zümrüt'e de öyle demiş. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yaktırma demiş. Vallahi dedim.